haftanın son yeşil ekonomisinde tam anlamıyla yeşili konuşacağız. Doğayı konuşacağız. Çok değerli, sizin de çok yakından tanıdığınız Profesör Doktor Doğanay Tolunay bizimle beraber. Ayaklarınıza sağlık. Akademisyenleri görünce gözlerimiz parlıyor. Hoş çok bazen akademisyenlerimizin başına çok tatsız olaylar gelebiliyor. O konuya da gireceğiz. Ayağınıza sağlık bir kez daha çok diyeyim. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Şimdi son dönemde yani şöyle bir dünden hemen böyle çok hızlı gelişen bir gelişme olduğu için oradan başlayalım. Sonra tekrar bir geneli konuşacağız, dünyayı konuşacağız. Çukurova Üniversitesi'nde bir tatsızlık yaşandı. Öğretim görevlileri işte bir arbede çıktı, yaşan bir gen çalışması yapan bir üniversite var. Ve yine bir altyapı çalışması herhalde bir zemin etüdü yapmak isteyen bir başka üniversite var. Olay böyle birbirine girdi. Akademisyenler girdi. Olayın şöyle bir biraz girelim mi, konuşalım mı? Yani nedir bu? Bu akademisyenlerin başına gelebilir, yani en gelmesi gereken en son kişiler değil misiniz sizler? Çok teşekkür ediyorum ve oradaki meslektaşlarıma çoğunu yakından tanıyorum. Geçmiş olsun diyorum. Olay Çukurova Üniversitesi'nin arazisinde yaklaşık 20 yıllık bir süreçte Gen Bankası olarak, Narenciye Gen Bankası olarak kullanılan alan başka bir üniversiteye tahsis ediliyor. Evet. Ve bunun sonucunda da istenmeyen olaylar çıkıyor. Şimdi işin özetine girecek olursak veya bilimsel açıdan değerlendirecek olursak böyle gen bankaları doğayla çok yakından ilgili ve çok uzun yıllar zaman alan çalışmalar. 20 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Ne yapılıyor orada? Burada farklı narenciye konusunda farklı farklı genetik özelliklere sahip bireyler alınarak buradaki bahçelerde yetiştiriliyor. Bu çok önemli. Neden önemli? İşte küresel iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Değişik çevre olaylarından bahsediyoruz. Değişen iklim koşullarına, değişen ekolojik koşullara her bitki farklı derecede karşılık verebilir, adapte olabilir. Örneğin bir portakalın farklı farklı genetik özellikleri vardır. Kimisi sıcağa dayanır, kimisi soğuğa dayanır, kimisi kuraklığa dayanır. Bunların alınıp belli yerlerde bahçelerde korunması gerekiyor ki yarın öbür gün örneğin Çukurova bölgesi için önümüzdeki 50 yıl içinde iklimin kuraklaşacağını tahmin ediyoruz. Böyle bir durumda örneğin oradaki gen bahçesinden kuraklığa dayanıklı olan genlere sahip narenciler varsa 50 yıl sonra örneğin bunlardan bir daha göremeyeceğiz yani. Şu anda bilmiyorum, inşallah durdurulur ama bu derece önemli, yani geleceğimiz olacak. Yani orada yapılan bu bilimsel çalışma hem dünya için hem Türkiye için son derece önemli bir çalışma. Kesinlikle. Yani bir çalışma, bir akademik çalışma öyle bir senede ya da bugünden yani yarına olmuyor. 20 yıllık bir geçmişi olan çalışma. Ve orasını binaya tahsis ettiğin zaman onları başka bir yere götürme şansınız peki yok. Peki şimdi şunu anlayamıyorum. Bir akademisyen başka bir akademisyenine bunu yapar mı? Yani şimdi bir üniversitemiz var orada. Bir başka üniversite diyor ki ben burada ama çalışma yapacağım. Hı hı. Şimdi bu da bana şöyle çok mantık dışı geliyor. Yani bir başka akademisyen, araştırmacı, bu işleri bilen, hani işin arkasında farklı bir şey olsa tamam diyeceğim de. Şimdi ben bunu çözemedim. O kadar detayını bilmiyorum ama çok doğru gelmiyor dediğiniz gibi. Yani sonuçta konu önemli, 20 yıllık geçmiş olan bir araştırma ve bu şekilde başka bir üniversitenin sadece kendisine kampüs alanı yapmak için orayı almaya çalışması. Ki oraları da bilirim, başka araziler de mümkün, yani kampüs yapılabilecek. Yani bir rant mı var arkasında, tabii bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Bilmiyoruz ama yine geçmiş olsun diyelim oradaki meslektaşlarıma. Çok çok geçmiş olsun. Ben akşamleyin gerçekten çok üzüldüm. Yani dün, daha doğrusu yaşanırken çok üzüldüm. Hani dedim ki yani artık geldiğimiz bu akademisyenler öğrenci yetiştirecekler, araştıracaklar, bizler için araştıracaklar, sağlığımız için araştıracaklar. Peki sizin de başka araştırmalarınız var. Evet. Şimdi o konudan size doğru gelelim. Son olarak yine 2B yasası ile ilgili bir meclise gitti, gidiyor. Bir evet, şeyler konuştuk. Yine aşamasında. Onu unuttuk. Yani bir kenarda tuttuk yine. Biz çünkü böyle gündemi alırız, ondan sonra da unutmak durumunda kalırız. Çünkü başka o kadar çok şey yaşanır ki. Orada ne oldu 2B arazileri? 2B şu anda benim de takip edebildiğim kadarıyla meclise geldi. Onay aşamasında, her an çıkabilir. Tabii itirazlarımıza rağmen çok kamuoyunda da çok muhalefet olmasına rağmen maalesef onaylanacak. 2B nedir? Kısaca hemen bilmeyenler olabilir. Evet, lütfen. Orman Kanunu var, 6831 sayılı.
Bu orman kanununun ikinci maddesinin B fıkrası. Ne diyor burada? 31 Aralık 1981'den önce orman vasfını kaybetmiş alanlar orman dışına çıkarılır diye bir madde var. Şimdi orman vasfını hiçbir orman vasfını doğal olarak kaybetmez. Bu alanlar orman vasfı kaybettirilmiş alanlar. Yani eskiden orman olup bir şekilde orman dışına çıkmış alanlar, işgal edilmiş alanlar kişiler tarafından. Asıl sahibi sizsiniz, benim. Yani devletin arazisi, orman arazisi. Artık asıl aklında sahipleri o ağaçlar. Tabii. Değil mi? Oradaki hayvanlar, kesinlikle, ağaçlar, yeşiller, bitkiler, asıl sahipleri de onlar. Buraları öncelikle işte tarım amaçlı olarak çıkarılmış bir kısmı. 80'lerden sonra büyük şehirlere yakın olan yerler yapılaşmış. İstanbul'da da çok büyük örneği var. Antalya'da çok büyük örnekleri var. Yaklaşık 500 bin hektar gibi bir alan bu. Aşağı yukarı yani büyüklüğü anlayabilmek için Trakya'nın yarısı kadar bir alan diyebiliriz. O kadar da büyük bir alan. Tabii burada öncelikle işin bir etik boyutu var. Suç işleyip ormanı işgal eden insanlara burasının satışı söz konusu. Yani şimdi orada benim 2B arazim yok ama orada benim de hakkım var. Yarın öbür gün ve bu şu en büyük korkumuz da şu. Biliyorsunuz yeni anayasa hazırlıkları da bir taraftan devam ediyor. Evet. Bu 2B alanların orman dışına çıkartılması da en son 82 anayasasıyla gelmişti. 82 anayasasına eklenen bir maddeyle anayasa kabulünden önce çıkan alanlar orman dışına çıkartılır diye bir madde eklenmişti. Acaba 2012'de de böyle bir yasa çıkar ve 2012'den önce orman alanı dışına çıkartılmış alanlar satılır gibi madde gelir mi diye de çekincemiz var. Yani yürekten olma ihtimali çok yüksek. Öyle yapmayın. Yani çünkü şuradan yüksek. Yanılmıyorsam bir önceki seçimde 2007'ydi yanılmıyorsam. Yine bu anayasa tartışmaları gündeme gelmişti ve anayasa, o hazırlanan anayasa taslağında biliyorsunuz hükümet tarafından hazırlanan bir anayasa taslağı vardı. O anayasa taslağı, yazılı hale getirilen anayasa taslağında 2007 tarihinden önce orman vasfını kaybetmiş alanlar orman dışına çıkartılır diye bir madde vardı. Dolayısıyla böyle bir riski var. Artı hiçbir alan dediğim gibi doğal olarak orman vasfını kaybetmez. Bu işgal edilen alanlar, yapılaşan alanlarda bir de şöyle bir şey var. İşte buraları tekrar orman haline getirilemez. Hayır, bugünkü teknolojiyle her tarafı biz orman haline getirebiliriz. Yani öyle mi? İklim uygun olduktan sonra, örneğin işte Konya Ovası da çok zor. İklim uygun değil ama İstanbul, Antalya gibi yerlerde yapılaşma da olsa eğer o yapılar istenirse yapılır. Bugün yapıyoruz zaten. Yani İstanbul'un çok yakınında eski taş ocakları, eski madenler var. Bu alanlar tekrardan ağaçlandırılıyor. Bu yapılabiliyor. Okullarda çok kampanyalar görüyorum işte ağaç dikimi. Birçok yer. Hı-hı. Değil mi? Ağaç dikme kampanyası, evet. Sosyal sorumluluk projesi içerisinde. Hı-hı. Bu kadar bilinçlendiğimiz noktada da işte hani anayasada 2B arazisiyle ilgili bir istenmeyen bir durumun gelmesi gerçekten çok şaşırtıcı olacak. Yani dünyanın artık bu kadar, dün bir New York'ta uluslararası bir otomobil fuarına şöyle bir baktım. İşte elektrikli araçlar, evet yani işte karbon salınımları tehlikesini azaltan araçlar gibi noktalara geliyor artık dünya. Yani neyi ne kadar daha az tüketiriz, daha dikkatli yaparız gibi bir noktadayken, gözler oraya çevrilmişken Türkiye'ye yine yakışmayacak bir anayasal değişiklik olur ki hoş tabii anayasa değişikliğinin ne zaman ve nasıl olacağını bilmiyoruz. Peki o zaman biraz daha yine genele hocam sizi bulmuşken konuşalım. Özellikle de işte küresel ısınmanın tehlikelerini yıllardan beri biliyoruz, ediyoruz. Bu noktada Türkiye'nin yine adımlarını yani biraz siyasete de girecek olursak yani hükümetin bu noktada olumlu adımlar attığını değerlendirip görebiliyor musunuz? Böyle bir şey var mı? İşte, yani üniversitelerle çalışmalar, küresel ısınma konusunda bir adım var mı? Yani bu 2011 yılında bir iklim değişikliğiyle mücadele eylem planı çıkarıldı. Evet, onu biliyoruz ama. İşin gerçeği bizi tatmin etmedi. Neden tatmin etmedi? Örneğin bu maddeler içinde bazı şeyler var. Hedefler var.
sanki böyle yapabilirsek yaparız. Yani bir zorunluluk yok. İşte 2023'e kadar yapılacak işler sıralanmış ama işte gücümüz yeterse yapabiliriz. Bunu yapmaya çalışacağız gibi biraz şeyler var. Yuvarlak ifadeler var. En büyük eleştirilerimizden bir tanesi karbon emisyonları, karbon salımlarını azaltma hedefimiz yok Türkiye'nin. Gerçi işte Kyoto protokolü bu sene bitiyor yaptırım şeyi. Türkiye'de herhangi bir yaptırım getirmiyor. Yani işte zorunluluğumuz yok. Karbon emisyonlarını %5, %10 azaltma gibi bir zorunluluğumuz yok. Ama en azından karbon emisyonlarını işte 1990 olmaz, 2000 olur, 2010 yılına göre %5, %10 azaltacağız gibi bir hedef olsaydı 2020-2023 gibi bu şık olurdu. Yapılanlara baktığımız zaman maalesef örneğin iklim değişikliğinin en büyük etkenlerinden bir tanesi enerji üretimi ve enerji üretiminde fosil yakıtların kullanılması. Türkiye olarak biz maalesef enerjimizin büyük bir çoğunluğunu fosil yakıtlardan kullanıyoruz. Biliyorsunuz son gelen zamlarda da bunlara geldi. İşte doğalgaza zam geldi. Benzine, mazota her gün geliyor. Son bir ay içinde 3 kere geldi yanılmıyorsam. Yenilenemeyen enerji kaynağı. Evet yani ve elektrik enerjisi üretimimizin neredeyse %70-75'ini biz fosil yakıtlardan sağlıyoruz. Kömür, petrol ve doğalgazdan sağlıyoruz. Yani mesela ben o doğalgaz beni şaşırtıyor. Yani biz doğalgazı elektrik üretmek için kullanıyoruz. Evet. Doğru mu? Şimdi onun yani bir kere elektrik enerjisi üretiminde yaklaşık ekonomiyle de bağdaştıralım. Biz elektrik üretmek için aldığımız doğalgaz ve kömür artı fuel oil tarzı yakıtlara 55 milyar dolar ödüyoruz yılda. Yani çok büyük. Çok büyük rakam. Dışa bağımlıyız yani bir bakıma enerji açısından dışa bağımlıyız. Doğalgaz neden kullanıyoruz? Zamanında yapılan anlaşmalar nedeniyle. Çünkü 90'lı yıllardan itibaren bu mavi akım vesaire gibi projelerde taahhüdünde bulunduk. İşte biz sizden şu kadar doğalgaz alacağız taahhüdünde bulunduk. Ama tabii kullanacağımızdan daha fazlasını aldık ve kullanamadığımız takdirde de parasını ödüyorduk. Böyle olunca bu kullanamadığımız doğalgazı da çevirelim. Direkt elektriğe çevirelim. Oradan da bir en azından parasını zaten ödüyoruz kar diye etmeye çalıştık. Evet, ikinci sebep de şu. Bizim kendi kömürlerimizin, lignit kömürlerimizin biraz kalitesi düşük, kalorisi düşük. İçinde kükürt dioksit, kükürt gibi bileşikler var, elementler var. Bunlar hava kirliliğine yol açıyor. Doğalgaz tabii evlerde ısınmada kullanıldığı zaman şehirler açısından biraz daha hava kirliliğine az sebep olan bir yakıt. Tabii ben şimdi bundan yıllar önce bir Ankara havasını unutmamız mümkün değil değil mi? Tabii. Ankaralılar çok iyi bilirler. Yani beyaz gömlek diyemezler. Öyle bir şey yok. Yani o İstanbul'da keza. Hı-hı. Yani bizim kömür ve petrol kullandığımız yıllarda hatırlamak dahi istemiyorum. Şimdiki halen çocuklar var. Pek yani. Öyle mi? Bazı bazı semtlerde yani çukurda alçakta kalan. Ve işte özellikle bu son zamlardan, doğalgazın pahalılanmasından dolayı tekrardan kömüre dönüşler oluyor. Yani şehrin yoğun olduğu ve özellikle arazi yapısı, topografya olarak çukurda kalan yerlerde hava akıntısıyla hava döngüsü sağlanmadığı için sirkülasyon. Bu nedenle hala hava kirliliğine rastlayabiliyoruz. Evet, o noktada önemli. Peki. O zaman biz hala bu enerji tarafındaysak, cari açığımızın çok yüksek olduğu noktada bunu kapatmak için işte enerji direkt karşımıza çıkıyor. İşte teşvik paketleri falan yapıldı ama asıl önemli kısım bu. Şu yenilebilir enerji, işte güneş, su, değil mi? Rüzgar. Rüzgar. Dalga enerjisi. Dalga. Var. Jeotermal de. Jeotermal enerji de. Evet, o da. Yenilenebilir enerji. Şimdi bu noktada ilerleyebiliyor muyuz? Yani bir hocam yani böyle bir şimdi, şey var mı? Var. O da tartışılan şeyler. Yani kime geliyoruz. Sorsanız çünkü ayakla işte yenilenebilir enerji biz destek veriyoruz. İşte rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, su enerjisi hep böyle çok atıp tutuyoruz biz millet olarak. Her kime sorsanız büyük destek veriyor. Yani, ama neredeyiz yani? Neredeyiz? Şimdi son yıllarda yenilenebilir enerji kanunu çıktı. Ve
yenilenebilir enerji, işte hidroelektrik santraller, rüzgar santralleri gibi santrallere izin verilmeye başlandı. Ama mesela hidroelektrik santrallerde de yani mesela onu konuşuyoruz, o yenilenebilir bir enerji ama işin ucarısında HES'lerde büyük bir tepki var. Nehirlerimizi kuruttuk, derelerimizi kuruttuk diye de bir tepki biraz, var. Biraz orada HES'ler konusunda, hidroelektrik santraller konusunda biraz abarttık. Örneğin yani bir nehrin üstüne 7-8 tane ardı ardına hidroelektrik santral yapması. Biz şeyinden gibi çıkarttık olayı. Evet. Kibar davranmamız evet gerekiyordu. Yani ve tamamen bir inşaat teknolojisiyle yaklaşıldı. Doğa ikinci adımda kaldı. Yeterince planlanmadı. Örneğin HES'ler yapıldı. Orada üretilen elektriği iletmek için enerji nakil hatlarına ihtiyaç oldu. Baştan planlanmamıştı bunlar. Hadi bakalım elektrik nakil hatlarını da geçirelim. O sırada elektrik nakil hatlarının geçtiği yerlerde de ormanlar kesildi. Yenilenebilir enerji olarak hidroelektrik santraller önemli ama işte 2500'e yaklaştı yanılmıyorsam sayısı. Türkiye'nin kapasitesi o kadar değil. Yani biraz kapasitemizin üzerindeyiz. Ben hidroelektrik santrallere karşı değilim. Nasıl bir böyle şimdi göz önünde bir anda bir baktık HES'lerin içerisinde bulduk yani, kendimizi. Keşke biraz rüzgar enerjisinde bulsak. O da var. Yani gezdiğim yerlerde yüksek dağlık alanlarda özellikle çok fazla şey var. Yavaş yavaş rüzgar santralleri de işin içine giriyor. O biraz işte tam böyle kendinizi Don Kişot gibi hissediyorsunuz. Hı-hı. Ürkütüyor. O platformlara çok büyük bir arazi hı-hı lazım galiba değil mi? O tabii dev tesisi. Hı-hı. Onu böyle teknoloji bir küçültmek falan bir teknoloji olamaz mı acaba? Yani zor sanki. Yani hani çok uzmanlık alanım değil. O başka hı-hı enerji mühendisliğine giriyor ama tüm dünyada aşağı yukarı bu ebatlarda yapılıyor. Bayağı gezdim büyük. Evet bayağı büyük. Sadece yani yurt dışında gördüğüm kadarıyla örneğin denizin ortasına da bu şekilde rüzgar tarlası deniyor. Bizim o dağlarda gördüğünüz büyük pervaneleri, türbinleri denizin ortasında görebiliyorsunuz. Yani Avrupa ülkelerinde böyle şimdi denize kıyı çok olan enteresan yerler bir duygu oluşturuyor bende. Yani böyle bir taraftan çok hoş geliyor. İşte böyle tam direkt kendimi hmm böyle bir Don Quixote kitabının içerisinde buluyorum. Ama bir taraftan da ürkütüyor aslında o görüntü. Peki siz bizi çok tarımla uğraşan izleyicilerimiz var. Anız yakmak konusunda bilgi verir misiniz? Böyle görüp yolda Allah'ım yangın var yangın var diye düşündüğüm işte inanılmaz bir kokunun geldiği işte camlarımızı kapattık. Anız yakmak konusunda nelere dikkat etmemiz yani lazım? Gerçi zamanı değil yani şu anda hasat zamanı değil. Özellikle tabii özellikle Haziran ayından itibaren yaz aylarında az tabii kaldı. Az kaldı. Anız yakmak yasal olarak yasak bir şey. Öyle yani, mi? Evet. Anız yakılması yasak. Ama ve özellikle toprağa çok zarar veren bir olay. Anız işte özellikle yüksek biçme deriz. Buğdayı biçer döverle biçerken yüksekten biçerseniz o sap kısmı toprakta kalıyor. Yerde kalıyor. Ve o yüksek biçildikten sonra onu traktörlerle işlemek, toprağa işlemek biraz zor. Bu nedenle mümkün olduğu kadar alçaktan biçilmesi lazım ki kalan sap kısmı az olsun. Zaten bunun teknikleri de var. Biçer döver sürücü belgesi alırken bununla ilgili eğitimler de veriliyor. Anız yakmanın ne gibi olumsuz etkileri var? Bir, yüksek sıcaklıkları çıkardığınız için yani anız yandığı zaman toprak yüzeyi özellikle kirli topraklarda bizim ülkemizin toprakları biraz kirli. Aynı çömlek yapar gibi üstteki bir santim civarındaki toprak aynı çömlek gibi pişiyor. Doğal olarak sıcaktan. Ayrıca toprakta yaşayan mikroorganizmalar var. Bunlar çok önemli. Hepsini öldürüyoruz. Aynen hepsini öldürüyoruz. O mikroorganizmalar işte oradaki attığınız gübreyi ayrıştırıyor. Bitkinin alabilir haline gelmesini sağlıyor. İşte o kalan sapları yiyerek ayrıştırıyor ve bunların tekrar besin maddesi haline gelerek ektiğimiz ürün tarafından alınmasını sağlıyor. Ama biz onların hepsini öldürüyoruz. Başka iklim değişikliğini tetikliyor. Yani öyle oraya da bağlayacak olursak sonuçta yaktığınız zaman ne oluyor? O karbondioksit olarak atmosfere çıkıyor. Gidiyor. Ve bir de döngüyü de bozuyoruz tabii. Evet. Peki anız yakmayıp ne yapacaklar? Çünkü son 3 dakikamız. Ne yapacaklar? Bir kere aşağıdan yani mümkün olduğu kadar biçer döverler alttan biçecekler. Evet yani kalan sap kısmı az olacak. Ve bundan sonra da toprağa işleyecekler, sürecekler. Zaten
Daha kısa mı zor? Kestiniz. Yani yakmak kolay, sürmek. Biraz bizde çiftçilik şeydir. Atadan, dededen öğrenildiği hı-hı. gibi devam eder ve şeyi işte büyüklerinden öyle görmüştür. Tarla yakılır. Ondan sonra rahat rahat işlenirsin gibi gözükür. İşte bunun ekonomik olduğu düşünür. Çünkü anız kalan tarlayı traktörle sürdüğünüz zaman biraz traktör zorlanır ve bu da daha fazla mazot, benzin harcayacağını düşünürler. Zamlar gelince de tabii aslında çok da öyle değil ama böyle inanıyorlar. Dediğim gibi en büyük problem yüksek biçilmesi. Eğer alttan biçerseniz çok fazla sap kalamayacağı için o kalan saplar da mikroorganizmalar tarafından ayrıştırılacağı için biraz da toprağınızı gübrelemiş olacaksınız. O zaman ne diyelim, buradan izleyicilerimize rica edelim, anız yakmadan. Yasak zaten. Yasak zaten. Ama ben yasak diyorsunuz ama yani görüyoruz da. Oluyor. Çok karşımıza çıkıyor. O yüzden yasakları delmeyelim. Anızı da yakmayalım. Onları traktörle şey yapacağız. Biçer döverle alttan alacağız ve böylelikle doğaya da bir zarar vermemiş olacağız. Evet. Çok teşekkür ediyorum Doğanay Bey. Bu arada isminiz, bir insanın ismiyle yaptığı işler böyle bazen doğru orantılı oluyor. Yani bu kadar tesadüf çok olamaz. Çok teşekkür ediyorum. Değil çok mi? Sağ olun. Böyle Doğan Ay müthiş bir isim ve karşılığında da doğaya vermiş olduğunuz akademisyen kimliğinizden. Çok teşekkür ediyorum. Yani teşekkür utandım ediyoruz. Yüzüm kızardı. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık diyoruz ben hocam. Ben teşekkür ederim. Efendim Yeşil Ekonomi'yi burada noktalıyoruz. Doğaya saygılı yaşamımızı sürdürmeye devam ediyoruz efendim. Elimizden geldiği kadar herkes kendi içimize söylüyoruz. Herkes kendi kapısının önünü süpürse, kendinin üzerine düşen görevi yapsa o bile belki kafamızı yatağa koyduğumuz zaman biraz daha huzurlu yatmamızı sağlayacaktır diye en azından bireysel olarak düşünüyorum efendim. Pazartesi günü saat 7.30'da tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın diyoruz. Yaşam Mimarı Ağaoğlu Yeşil Ekonomi'yi sundu. Efendim Yeşil Ekonomimizi sunduk, bitirdik. Yine az önce 7.30'da pazartesi görüşeceğiz derken ben Uyan Türkiye kapanışı da yapmış oldum. Efendim hafta sonu biraz havamız soğuyabilir. Aman dikkat diyor meteoroloji uzmanları. Biz de hemen bu uyarımızı bir kez daha yenileyelim. En azından biraz daha temkinli sokağa çıkalım diyelim ki. Çünkü baharın hastalığı kolay kolay da geçmiyor açıkçası. Efendim yine bir kez daha hatırlatalım. Pazartesi saat 7.30'da Uyan Türkiye ekibi burada olacak. Bütün arkadaşlarıma sizin nezdinizde de teşekkür etmek istiyorum efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.